Çünkü böyle şeyler sadece filmlerde olur. Karşılaştığımız kimi durumlarda eğer o durumları gerçekleşebilir olarak görmüyorsak hemen verdiğimiz refleks cümlelerden biridir. Böyle şeyler filmlerde olur. Halbuki ben böyle şeylerin filmlerde olmadığını, hatta bazı şeylerin filmlerde bile anlatılmayacak kadar olağanüstü olduğunu düşünüyorum gerçek hayatta. Dolayısıyla gerçek hayat her zaman böyle şeyler filmlerde olur dediğimiz duyguyu yenecek bir duygudur. Benim içine doğduğum hayattan kaynaklı olabilir, yani talihim olabilir. Bakmayı bildiğim yer olabilir, bakma biçimim olabilir. Fakat benim hayatım hep böyle şeyler filmlerde olur cümlesini felsef felsef geçen olaylarla doluydu. Hem o olayların ayrıntılarını kurma biçimi üzerinden hem de olayların bizatihi gerçekleşmesi üzerinden bu benim için böyleydi. Dolayısıyla böyle şeyler filmlerde olur cümlesini bir şekilde hayır böyle şeyler filmlerde olmaz, böyle şeyler hemen her gün hayatın içinde de oluyor cümlesiyle değiştirmeyi teklif eden öyküler, bu öyküler bir taraftan da kitabı oluşturan öyküler. Ama tabii bu büyülü gerçek meselesine de bir küçük belki eleştiri katkı olarak söylenebilir. Ben büyüsüz gerçekten yanayım. Yani gerçeğin bizatihi kendisi yeteri kadar büyük bir büyü üretir. Özellikle Türkiye coğrafyasında bu iyice böyledir diye düşünüyorum. Ve ben büyüsüz gerçek akımının bir yazarı olarak olanı biteni doğru düzgün aktarmaktan yanayım. Zaten benim için öykü yazmak anlatmanın dışında herhangi bir şey ifade etmiyor. Her kitaba ihtiyacımız vardır ve aslında hiçbir kitaba ihtiyacımız yoktur. Baktığınız yerle hayata karşılık gelen o büyük boşlukla ilgili bir şey. Kitaba ihtiyaç olup olmadığı, okurunun ihtiyacı vardı. Ne demek bu? Yani bir adam var, benim anlattığım bir öyküyle kendisindeki bir şeyi bir boşluğa küçük bir katkı sağlıyor. O boşluğun dolmasına bir adım atıyor. O boşluğa doğru bir adım atıyor belki de hatta. Dolayısıyla okurunun ihtiyacı var. Böyle şeyler filmlerde olur. Okuru olmayanın ise ihtiyacı yok. Dolayısıyla gördüğünüz gibi biraz pragmatist, biraz faydacı bir yazarım. Dolayısıyla ben modern yazarın, modern şairin bir sağlık görevlisi olduğunu da düşünüyorum. İnsan ruhunun, modern hayatın insan ruhunda açtığı büyük yaralara elindeki kısıtlı imkanlarla müdahale etmeye çalışan bir sağlık memuru. Gerçek her zaman acıdır. Dolayısıyla gerçeğin her zaman acı olması ön kabulünden hareket edelim. Böyle şeyler filmlerde olur da böyle okuyalım. Genellikle mutlu sonla biten hikayelere biz Hollywood filmi diyoruz. Hollywood filmleri asla gerçek hayattaki gibi mutsuz sonlarla bitmez. Kahraman ölmez, kadın gitmez, o aşk bitmez. Mutlaka bir mutlu son yaratır Hollywood filmleri bize. Oysa ben mutlu sonlara pek az inanırım. Çünkü bütün tecrübem aslında mutlu sonun nadirattan olduğunu, mutlu sonun nadir bir durum olduğunu anlatır, gösterir bana. Dolayısıyla benim hikayelerimin çoğu tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi mutsuz sonla bitiyor. Ben hatırladıklarımı yazıyorum. Ben hatırladıklarımı küçük yaşantı parçalarını yeniden kurgulayarak yazıyorum. Dolayısıyla böyle şeyler filmlerde olur. Kitabını oluşturan hikayelerin herhangi birinin herhangi bir yeri yoktur ki o yaşanmamış olsun. Şunu demeye çalışıyorum. Yani herhangi bir hikayenin bir kısmı mutlaka bir yaşanmışlığa dayanıyordur. Ama hangi kısmı olduğunu size söyleyecek değilim. Dolayısıyla o hikayelerin mutsuz sonla bitiyor olması benim hatıralarımın ya da yaşantı parçalarımın normal bir insan teki gibi genellikle mutsuz sonla bitmesinden kaynaklanıyor. Sadece geçmişini değiştirebilen bir varlık. Bugünü değiştiremiyor. Yarını değiştirmeye zaten güç yetiremiyor. Dolayısıyla insan ancak geçmişini yeniden kurgulayabilir. Geçmişini yeniden rahatlıkla evirip çevirebilir ve değiştirebilir. Hatıralarımıza da zihnimiz tam bunu yapar. Biz hangi şeyi hatırlayacağımızı, hangi yaşantıyı hatırlayacağımızı neredeyse seçeriz. Hangisini unutacağımızı seçeriz.
hangisini parlatacağımızı ve hangisini baskılayacağımızı seçeriz. Dolayısıyla hatıralarımız ne kadar gerçekse bu kitapta anlatılan öyküler de o kadar gerçek. Kitapta da öyküsü olan iki karakter var. Eski 9 Aykut'la son ütücü Nura'nın tahmin edilebilir aşkları galiba hikayenin başlığı. Eski 9'ların ve son ütücülerin hala dünyamızda ve aramızda olduğu bir ülkede büyüyen son nesilim diyebilirim. Sonra eski 9'larda yani mahallenin amatör takımının yedek santroforları da ama takıma abilik yapan yedek santroforları da ekmek parası kazanmak için akşama kadar gömlek ütüleyen son ütücü kızlar da hayatımızdan çekildiler. Hala varlar ama biz onları artık hayatımıza dahil etmiyoruz. Ben böyle bir hayatın içinden yazmakla kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü ilişki biçimlerinin bu kadar plastikleşmediği bir son dönem görmüş oldum. Bunu benim yaşımdaki insanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. İlişki tiplerinin plastikleşmesi derken neyi kastettiğimi de çok iyi anlayacaklar. Ama genç okurda bunun şöyle bir karşılığı oldu. Demek ki bir başka dünya ve o dünyanın bir başka şarkısı mümkünmüş. Dolayısıyla ne hissetsinler? Bizim kırgın, kırık dökük hikayemizin içinde bölük pörçük bir umut hissetsinler. Ve ama en çok o kızın kendilerine yaptığı şeyi de fark etsinler, hissetsinler istiyorum. Biraz böyle bir şey. Çünkü mesele biraz da o kızdır yani. Eğer ilişki biçimlerimiz bu kadar plastik hale gelmeyecekse mesele biraz da o kızdır ya da o delikanlıdır.